Bon Jovi de rock müziğinin bir efsanesi. Aynı sezonda Michael Jackson'ın Madonna'yı, Bon Jovi'yi, Guns N' Roses'ı, Metallica'yı falan planla bu bir eşek eziyeti esasında bir delilik. Hanımlar, beyler Ahmet abiyle çektiğimiz ilk sezon çok beğenildi. Biz de Ahmet abiyle oturduk, dedik ki devam. Hoş geldin Ahmet abi, nasılsın? Sağ ol, teşekkür Nasıl. ederim. Nasıl gidiyor ilgi, alaka? Bu serilerden sonra hayatınızda bir değişiklik oldu mu? Yok, benim hayatım hep değişikti de ama Sapyan YouTube kanalındaki yayınlar... ...farklı ve özel kitlelere ulaştığını... ...temas ettiğim kişilerden aldığım mesajlardan görüyorum zaten. İyi ki böyle bir öneride bulunmuşsunuz iyi ki kabul etmişim. Beni de geçen senelere götürdü tabii. Bir yolculuk benim için de kitabımı yazdıktan sonra görsel olarak yayınlanması da enteresan ve anlamlı. Peki Ahmet abi kanalımızı izleyip de abone olmayanlar varmış hala ve beğenmeyenler, Çok yorum ediyor. yapmayanlar. Ne yapacağız Ahmet abi bunları? Çok ayıp ediyorlar. O zaman takip etsinler, abone olsunlar ve de duysunlar bu güzel hikayeleri. Nereden izlesinler bu hikayeleri? YouTube Sapien kanalında. Tamam. O zaman tekrardan klasik girişimizi yapalım. İmkansız İşlerin adamı El Magnifik Ahmet San'la beraberiz. Hızlıca başlıyorum. Bon Jovi ile gerçekleştirmiş olduğunuz imkansız bir iş desem size. Tabi esasında şimdi o ilk parti dediklerini dikkate aldığım vakit herkese böyle bir ya her iş mi böyle sorunlu? Evet. Her iş maalesef ilkleri yaptığımdan dolayı hep sorumlu oldu. Bir de tabii ben inat ediyorum. Bazı işleri zamandan önce planlıyorum ve hayalimi de gecikmeden gerçekleştirmek için çok atak davranıyorum. Özellikle 1993 senesinde ben olmazsa olmaz bazı starları peşi sıra getirip efsane yaz geçirsin istiyordum. Tabii Bon Jovi de rock müziğinin bir efsanesiyle 93'te dünyada en çok ilgi gören isimlerden biriydi. İlla o 93 yazına monte etmek istedim. Tabi sıkışık takvimlerde öyle bir gündü ki benim konserimden bir gün önce Chicago'da MTV müzik ödülleri gecesinde hem ödül alacak hem de performans yapacak. Düşünebiliyorsun Avrupa turnesinde normal olarak off gününde gidecek rahat rahat bir sonraki konserine yetişecekti. Ama benim lüzumsuz olmaması gereken ısrarlarım, hayalim nedeniyle bir imkansızı gerçekleştirmekle karşı karşıya bıraktım. Dolayısıyla Bon Jovi'nin özel uçakla Chicago'ya gidip Türkiye'ye geçikmeden inmesi konsere ancak yetişir. Başka bir heyecan tabii ki. Evet, Bon Jovi ile de sözleşme imzaladıktan sonra tanıştım ve zaten Almanya'da da konser öncesi gittiğim de merak etme istiyorsan gel seni de götüreyim Chicago'ya beraber dönelim. Yok dedim ben burada kontrol altında tutmalıyım olayları. Tabi adamın uçağa inene kadar da kalbim pırpırdı. Bütün bunlar seyircilere intikal etmiyor tabi. Onlar ne güzel bilet alıyorlar ve 9'da gong çalıyor Bon Jovi sahnede. Abi zaten şöyle bir şey var. Tamamen timing'e bağlı bir meslek. Her şey pamuk ipliğiyle ucu ucu yetişecek durumda... ...Bon Jovi gibi bir adamın takvimine girmeye çalışıyorsunuz... ...onu getiriyorsunuz... Onu ...bir de insanların... illa benim istediğim dönemde... ...çünkü 8 stat konseri var... ...15 günde bir statta... ...isim bulmalıyım... ...aynı sezonda sen... ...Michael Jackson'ı, Madonna'yı, Bon Jovi'yi... N' Roses'ı, Metallica'yı... ...Elton John'u falan planla... ...bu bir eşek eziyeti esasında... ...bir delilik... E ...bu deliliği de yapmaya karar verdiğime göre... ...her etap her sanatçı bir imkansız ayağını oluşturdu 93 yazının. Bon Jovi'nin de böyle bir hikayesi vardı. Bon ile alakalı ya bu iş olmayacak dediğiniz ya da bu işi imkansız kılacak yani en gerginliğin en tap noktaya ulaştığı kısım neresiydi? Tap noktası uçakla gidiyor Avrupa'dan, Almanya'dan, öbür kıtaya, Amerika'ya uçakla geri dönüyor her şey yani zamanında gelişmesi lazım. Biliyorsun slot alırlar uçaklar E Chicago'da da uçak kalkışında bir slot atsa iki saat konsere yetiştirilir. Biraz. Bu alınması gereken bir risk miydi ben aldım. Çünkü ısrarla 15 günde bir konser yapmam lazım. Bon Jovi'de hedeflediğim isimlerdendi onun için bu riski aldım. Zaten 93 konserlerine karar vermem bir imkansız iş. Şimdi Madonna ve Michael Jackson'ı 15 gün arayla getir falan yani bunlar aynı şekilde de bir araya da iki günde bir de konser yapamayacaksın. E sanatçının turneleri hangi konser arasında Türkiye'yi sıkıştıracaksa bütün bunlar en üst heyecan noktaları zaten. Çelik gibi sinirlere ve çok güçlü bir kalbe ihtiyacı var bir prodüktörün. Bu çapta e işler yapan bir prodüktör. O çok genç olduğum için hiç gözüm kapalı girdim o işlere. Peki Bon Jovi size ne kadar bir zaman ayırdı dilim olarak? Yani toplam ne kadar zamanınız vardı birlikte? Hayır konser geldi İstanbul'a indi. Hazırlığında konuştunuz indi. Uğurlayana kadar ne kadar bir süresi vardı sizinle? Hayır sonra kaldı. Konserden sonra bir bir gün burada kaldı. Mühim olan konsere yetişmiş. Konser öyle bir şey ki 9. 9.30'da buçukta sahneye çıksa homurtular başlar. Onda çıkmazsa zaten yer yerinden oynar. 92 Michael Jackson iptalinden sonra da zaten her işi çok dikkatlice böyle insanların zihnine çakacak şekilde planladım. Ve çelik gibi sözleşmelerle kurşun evet. geçirmez tabir yerine ise sözleşmelerle çok iyi maddeler koyarak esnetilmeyecek maddelerle e, garanti altına kendinizi de alarak ama ne olursa olsun uçak seyahati, kontinent değiştiriyor, kıta değiştiriyor. Terslik olmaz mı? Olur. Allah'a sığındım. yani Bütün profesyonel tedbirleri alıp sözleşmeleri imzalamama rağmen yine işimiz Allah'a dua etmekle pekişiyordu. Bugün bile hava yolculuğunun bu kadar geliştiği günümüzde bile neredeyse her gün nasıl rotarlar bir şeyler yaşanıyor. Gerçekten iyi cesaret Ahmet abi. Çünkü... Hele Amerika'da birçok uçak şirketi devamlı full sezonda greve gider. Avrupa'da da gerçi. Dolayısıyla yani ne olabilir ki bir greve sen nasıl mani olabilirsin? Şuna sormaya çalışıyorum Ahmet abi. Geldiğinden gittiğine ne kadar süreniz vardı birlikte? Kaç paraya patladı bunu sormak istiyorum. Yok Bon Jovi işte herhalde 30 saat falan kaldı Türkiye'de. Toplamda 30 saat için ne ödediğinizi hatırlıyor musunuz Bon Jovi'ye? Valla 93 o dönemler para da çok önemliydi. Yanılmıyorsam Bon Jovi 700-750 bin dolar net feed'i, masraflarla birlikte zaten bir er Konzer Michael ve Madonna hariç bir buçuk milyon dolar seviyesindeydi. O 93'ün bir buçuk milyon doları esasında şimdinin 3-4 milyon doları. 30 saat için 3-4 milyon dolar. Bugünün parasıyla. 30 saat değil, 90 dakika için. Yani o 90 dakika. Ne kadar kaldı mühim değil ki sahnede 90 dakika başlıyor ve bitiyor. Yani müziğin organizasyonunun riski biraz bu. Filmde bir terslik olsa bile durursun, o terslik giderirsin. ama burada dakikalarla yarışıyorsun. Dolayısıyla işin kendisi stres zaten. Bir de bu adamları, bu sanatçıları, bu grupları, bu isimleri en prime dönemlerinde getirdiniz buraya. Tabii. Bugün Bon Jovi getirmek istesek bence çok daha rahat şartlarda. Tabii bir de o tarihte daha önce hiç yapılmamış olması en büyük engeldi. Hele 92'deki Michael Jackson iptalinden sonra 93 benim için çok önemliydi. Bir iddia koydum. 92'deki onlarca lafa cevap, konser nasıl yapılır, bir organizatör kimdir, bir prodüktör nasıl olmalıyı, 93'ü her anons ettiğimi yapma mecbur ettiğimle daha büyük streslere girdim ama tabii benim panikleme oranım bütün olaylar çerçevesinde azaldı. Dolayısıyla panik ve kriz yönetimi bende iyi gelişti. Yani ağırladığınız isimler arttıkça, portföyünüz genişledikçe tabii siz de doğal olarak tecrübe diğer sanatçılara giderken hem tecrübe kazanıyorsunuz şahsi olarak hem de diğer sanatçılara gittiğiniz zaman diyorsunuz ki ben bu 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 isimleri bu 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 sahnelerde bu bu bu, bu kitlelere Doğru zaten A onu söylemene gerek yok. Dünyada büyük starları 93'te bütün takvimi organize eden 10 tane falan dünya organizatörü vardı. Ve menajerlik bile belli. Yani birini yapınca zaten namın salınıyor. O dönemde öyle. Bu dönemde yani kendini tanıtmana gerek yok. Artık ben 93 stat konserlerini yaptıktan sonra bütün dünya starları Türkiye'ye gidilmesi gereken bir parkur olarak zaten gördüler, karar verdiler ve Ahmet San ismi onlarda oluştu profesyonel kesimde 93'te ben zaten bir usta olarak kabul gördüm. Ondan sonra ben şuyum ben buyum diye bir şey yapmanıza yani, gerek tabii kalmıyor. Rolling Stones gel yapalım. Peki Ahmet yapalım falan yani bütün işler o noktaya geliyor. Şimdi o noktaya geldiniz bütün bu sanatçılarla veya bu o yıllarda gruplarla. o yıllarda geldiniz. Mesela bu insanlarla bu isimlerle de birebir vakit geçirdiniz tabii doğal olarak. Peki Bon Jovi'yi nasıl bilirsiniz desem bana <laughs> ne diyebilirsiniz ya da kimsenin bilmediği bir şey söyleyebilir misiniz? Üç mı? Yok şöyle ben bir kere dünyadaki bazı organizatörler dahi Türkiye'dekiler de kanımca sanatçıyla diyalog bile kurmaz. Bir Bonjour Bonsoir'dan fazla diyaloğa giremezler. Böyle etrafı sarılıdır ama benim en büyük özelliğim ben çalışmak istediğim ve karar verip çalıştığım sanatçıların fazlaca mıç mıç olurdum ve dolayısıyla gelmeden önce çoğula mutlaka bir yerlerde tanışmıyorsam daha kendimi kabul ettirmek açısından zihinlere Ahmet San ismini yerleştirmek açısından bir organizatörden farklı hareket edip hep özen gösterdim. Ama tabii bazıları samimiydim. Bazıları da sınırlı iş samimiyeti. Bon Jovi onlardan biri miydi? Yok, Bon Jovi de benim sınırlı iş ilişkisi çerçevesinde kurduğum bir samimiyet vardır. Neticede benim için dünyada ama artık normal bir insan haline geldiğinden peki öyle de çok üstüne atılıp da ben şunu da bunu yapmalıyım değil, iş ilişkimiz... Profesyonel bir ilişki e, kurup... Kuvvetlendirmek açısından. Yani ileride bir Türkiye'de tekrar planladığı vakit ya orada bizim arkadaşımız var, dostumuz var Ahmet San. Dedirtme amacıyla bunu yapıyordum. Bir de yalnız sanatçılarla değil. Dediğim gibi dünyada turneye çıkan sanatçılar sanatçıların o dönemde organizatörleri vardı, koordinatörleri vardı. Bon Jovi turneye çıkacağı vakit menajerlik şirketi Booking Agency ile birlikte bir plan yapıyor. Avrupa'yı İngiltere'deki kuvvetli bir organizatörün koordinasyonuna veriyordu. Bu nedenle ben o karar vericiler nezdinde daha girift ilişkiler kurdum ve örneğin Avrupa konser organizatörleri birliği yoktu. Ben konser organizatörleri birliği kurdurdum Londra'da ve ilk genel kurullarını İstanbul'da yaptırdım. Dolayısıyla bütün karar vericilerin bilhassa Avrupa'daki koordinatörlerin ki hepsi kendi içerisinde organizatördü. European Concert Promoter Association diye ECPA'nın ilk genel kurulunu yapıp artık Ahmet San Türkiye'de bizim adamımızdır. Sektörün gerçeklerini bilir. Gözü kapalı işbirliği yapılacaktır noktasına getirdiğim için bu ilişkileri benim her dediğim kaile alınıyordu ve kabul görüyordu. Yoksa, Türkiye dedikleri zaman Ahmet Sanda bu iş. E tabi tabii konser organizatörü evet abi. Çünkü kim varsa ben yaptım. İşleri alarak yaptım ve hepsini dedi sıfır hatalı işi götürdüğüm için benden gayrı niye başkalarıyla uğraştım. Bu yıllarca böyle devam etti. Bunu söylemek ne mutlu. Tabii tabii BM'nin büyük zenginliği yani hepsi hikaye. Para pul kazanıyorsun, kaybediyorsun. Büyük riskler. Neticede ben holding sahibi değilim falan. Türkiye'deki ticari hacimlere göre yaptığım ticaret hacimleri hiç öyle kayla alınacak bir şey değil ama kendi basında büyük riskler, büyük bütçeler. Neticede bir konser o dönemler 2-3 milyon dolar. E yani 2 saatlik bir organizasyon 2-3 milyon dolar. Ya çok milyon dolar bunlar yenileri yutulur, kolay alınacak riskler değil. Daha sonra bir daha görüştünüz mü Boncabi ile? Yok, ben ilişkiyi Görüşme sürdürdüğüm sanatçılar kategorisinde değil. Değildi. Anladım. O zaman Ahmet abi bu güzel bonca için size teşekkür ederiz. Yorum yapan arkadaşlarımızın arasından yorumlarını beğendiğimiz arkadaşlara Rolling Stones biletleri, hatıralık biletler 98 konserinden Rolling Stones biletleri vereceğiz dedik. 10 tane biletimiz var. Ricky Martin biletlerini zannediyorum Ricky Martin bölümünde veririz. İzleyicimizi diğer bölümlerde neler bekliyor? Nasıl sürprizler bekliyor? Nasıl maceralar bekliyor? Bende hikaye bol. Hatta yorum bakıyorum. Yorumlar hikaye gibi geliyor insanlar ama bunlar benim yaşadığım gerçeklerim. Bunun için zaten ben kitap yazdım. Bunun için de Sapien'in teklifini kabul ettim ki bu işler laylaylom işler gözükse bile kendi içerisinde çok ciddi işler ve bu sektöre ilgi duyan insanların dinlemesi, okuması gereken işler diye düşünüyorum. Çünkü yaptığım bu işler her kategoride imkan olarak algılandı. Dünyanın hiçbir ülkesinde Coca-Cola ve Pepsi-Cola aynı reklam ajansıyla bir ülkede çalışmaz. Aynı halkla ilişkilerle çalışmaz. Aynı organizatörle prodüktörle çalışmaz ama ben Türkiye'de aynı anda hem Coca-Cola hem Pepsi-Cola'ya bile doğru farklılıklarını koyarak ve olmazsa olmazlarına uyarak çalışmama da sebep oldu bu yaptığım imkansız işler. Çünkü başka gideceklerim şeyleri yoktu. Bir marka sazı alıp götürürken kamuoyu nezdinde, tüketiciler nezdinde geri kalmamak için mecburen bile olsa benle çalıştılar ama hepsiyle çok mutlu işbirliklerim oldu. Hanımlar beyler Ahmet San'ın kitabını muhakkak alın, muhakkak okuyun. San kitabını ve lütfen Sapiyen kanalına abone olun. Ahmet San bizimleydi. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere diyoruz. Abone olmayı unutmayın. Abone olun, katılın ve fikirleriniz varsa paylaşın. Mümkün olan ölçüde de cevaplamaya çalışıyorum. Bazı yorumlara gülüyorum, bazı yorumlara sinirleniyorum, bazı yorumlara teşekkür ediyorum ama hepsi very welcome. Hepsine verilecek bir cevabım var. Zaman zaman hatta ileride bir yorum, cevap konulu bir paylaşım ile yapabiliriz. İşte Ahmet abi kapanış yaptığımı böyle yapıyor arkadaşlar biletleri kapazlamak istiyorsanız da lütfen Ahmet abimin dediği gibi yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim.